Değerli dünden bugüne izleyicileri, bir programda daha çok değerli, çok güzide bir konuğumu, aynı zamanda tarihçi, araştırmacı, gazeteci, yazar ve milletvekili Nazif Okumuş Bey'i ağırlıyorum. Hemşehrim Sakaryalı, Sapanca doğumlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun, çeşitli gazetelerde araştırmacı, yazar olarak çalıştı. Türk dünyasına çok büyük hizmetleri var. İnşallah bugün de sağlıklı, güzel bir değerlendirme olur. Bu vesileyle ben kendisine hoş geldin diyorum. Abi çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum. Bir üzücü haber vereceğim. Bölgemizin güzide insanlarından emekli albay bir ağabeyimizi, Beyti Batır ağabeyimizin vefat haberini biraz önce aldım. Kendisine, akrabalarımıza, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ordumuza çok güzide hizmetlerde bulunmuştu. İnşallah hepimize sağlıklı hizmetler vermeyi Allah nasip etsin. Efendim, Nazif Okumuş Bey çok, benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim ve çok da güzel programlar yapan, gerçekten özüyle, sözüyle bizim bölge insanının karakterini yansıtan bir değerimiz. Kendisi aynı zamanda çok güzel programlar yapıyor. Ben de o programlarının izleyicisiyim. Rica ederim abi. Yanında çok güzide dostlarımız da var. Bu programları sizlerin de izlemenizi öneriyorum. Pazar akşamları Barika Hakikat Müsaade-i Efkar'dan doğar diyor. Eyvallah. Bunun tabii şimdi gençler anlamayabilirler. Ben biraz Türkçeleştireyim. Fikirlerin münazarasından çarpışma demeyelim. Gerçeğin ışığı çıkar. Daha böyle gençlere uygun bir tercüme yapmış olalım. Efendim, tabii dün de beraberdik kendisiyle. Özellikle sayın büyüğümüz, gene hemşerimiz, ağabeyimiz, bakanımız Saadettin Tantan Bey program için başarılar diledi. Turan Bilim Akademisi'nin tüm üyeleri, zaten içimizden biri değerli okumuş. Programa başlarken ben hepimizin medyunu şükran olduğu ülkemizin kurucu değeri, bizler o nesil, onun hakikatleriyle büyüdük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu arkadaşlarına bir kez daha rahmet, şükran ve saygılarımızı gönderiyoruz. Değerli hemşerim, 1923-38 arası, 9 milyon bir nüfus. Elde ne mühendis var, ne doktor, ne sağlıkçı var, ne tarım uzmanı. Balkan'da, Kafkas'ta, Orta Doğu'da üniversiteler gitmiş. Kala kala elde Anadolu ve Trakya'nın bir bölümü kalmış. Hastalık, yoksulluk, okul. 15 senede 1923-38 arası ortalama %7,5 kalkınma hızı. Tarımla kalkınıyor. Endüstriyel tarıma geçiyor. Endüstriyel tarımdan cer atölyelerine, cer atölyelerinden şeker fabrikalarına, şeker fabrikalarından fosfat fabrikalarına ve 34-44 arası gençlerimiz hala acaba mı diyor. 254 tane her şeyiyle yerli uçağını yapan bir Türkiye. 3 uçak fabrikası. Nerelerde? Kayseri, Ankara Etimesgut ve İstanbul. Yeşilköy, bir tanesi de Beşiktaş'ta. Ve dünyanın en saygın memleketi. Bakıyoruz, bu arada da Osmanlı'nın 500 milyar dolara varan borçlarının büyük bir bölümünü vefat ettiği 38 yılına kadar ödemiş bir Atatürk. Ben bir hesap yaptım. Eğer aynı kalkınma ivmesi devam etseydi, Türkiye'nin bugün ulaşacağı yer 45-50 bin dolar milli gelir seviyesiydi. Ne oldu değerli vekilim? Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Çok bir, güzel bir yerden başladınız. Öncelikle değerli hemşerimiz, değerli asker üyemize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün tabii ki ölmüşlerimize rahmet olsun. Böyle bir cuma gündeyiz ve takvimler Haziran ayını gösteriyor. 5 Haziran ve 5 Haziran itibariyle Türkiye'nin gündemi maalesef ifade buyurduğunuz gibi, girişte belirttiğiniz gibi Türkiye'nin kuruluşundaki milli sanayimizle, Türkiye'nin kuruluşundaki milli hedeflerimizle
ne kadar örtüşüyor veya ne kadar sapmalar gösteriyor. Bunların üzerinden geldiğimiz yeri de, gitmemiz gereken yeri de konuşma şansını elde edebiliyoruz. Şu anda dediniz ki, buyurdunuz ki, yani Türkiye elde yok, avuçta yok ve peş peşe yaşanan savaşlardan sonra Anadolu'dan çok ciddi bir milli sanayi hamlesiyle çıktık. Evet, hiçbir şeyimiz yoktu ama halkına inanmış bir liderimiz vardı. Hiçbir şeyimiz yoktu ama halkına inanmış liderimiz kadar liderimizin de inandığı bir halkımız vardı. Ve karşılıklı bu inanç, bu iman, bu karakter bir kimlik olarak 20. yüzyılda zaten dünyanın çağdaş camiasında milletimize çok özel bir yer verdi, yer oluşturdu. Şimdi bu inanmışlık, bu inanmışlık bir kere bizi sadece sanayi anlamında sadece karnımızın doyması veya bir takım dünyevi imkanlara sahip olmamızı getirerek zenginleştirmedi. Bu karakter, bu inanç ve milletler sahnesindeki yer aldığımız yerdeki duruşumuz bize dünyanın gözünün çevrilmesine ve bir liderin şu anda fonda olan Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında bir milletin insan sevgisini, insanlığa vereceği değerleri, bir milletin aynı zamanda inkişaf etmekle beraber o inkişafın içerisinden, gelişmenin içerisinden insanlıkla paylaşacaklarını da ortaya koyması açısından çok önemliydi. Ve biz insanlık sahnesinde Mustafa Kemal'le beraber sadece demokratik reflekslerimizde değil, İslam dünyasından demokrasiye geçen ve demokrasiyi benimsemekle kalmayıp onu her zerresiyle, her uzvuyla hayata geçirip uygulama sahnesinde başarılı olmuş bir millet olmakla kalmadık. Biz insanlık sahnesinde bugün Avrupalıların, Fransa başta olmak üzere birçok ulusun insanlarının gıptayla baktığı kadınlara verdiğimiz haklarla, çok güzel, birçok ulusun gıptayla baktığı çocuklara olan güvenimizin ve geleceğe, gençlere olan güvenimizin geleceğe taşınması ile ilgili siyasetimiz ve inançlarımızla, imanımızla, gönlümüzle, beynimizle, aklımızla, kalbimizle de insanlık sahnesinde çok dikkat çekici bir yere sahip olduk. Yani evet, Türkiye Trablusgarp ve Yemen çöllerinden, Fizan çöllerinden başlamış Trablusgarplarda 1. Balkan Savaşı'nda, 2. Balkan Savaşı'nda, 1. Dünya Harbi'nde, sonra Mondros'la beraber istila edilmiş bir topraklarını kurtarabilme adına, egemenliği ve bağımsızlığı adına milli mücadeleyi vermiş bir ülkeydi. Ve inanılmaz bir coğrafyanın içerisinde, koskoca bir coğrafyanın içerisinde verdi bunu. Yani Osmanlı'nın en büyük topraklara sahip olduğu süreçteki 22 milyon kilometre karelik coğrafyası, özellikle 20. yüzyılın başlarında 1877-78 Osmanlı-Rus savaşlarından sonra, yani 93 harbinden sonra dedelerimizin seferberlik dediği, hem Balkanlardan hem Kafkaslardan Anadolu'ya göçlerin başladığı ve yoğunlaştığı, gittikçe yoğunlaştığı o süreçten sonra 1900'lü yılların başında Abdülhamit, 2. Abdülhamit döneminde çok toprak kayıplarına sahne olduk. 1382, ve neticede evet, bu yani Kıbrıs'ı bile 2. Abdülhamit döneminde verdik yani maalesef. Şimdi bu sürecin içerisinde 22 milyon kilometre karemiz aşağı yukarı 13 ile 16 milyon kilometre kare arasında gidip gelen bir toprak bütünlüğüne kadar inmişti. Ama bu toprağın her tarafında milletimiz mücadele verdi. Dediğim gibi Yemen çöllerinde mücadele verdi. Fizan çöllerinde mücadele verdi. Trablusgarp'ta mücadele verdi. Balkan Savaşı'nda mücadele verdi. Çok özür dilerim. Hemen gireyim. Çünkü çok önemli bir kronolojik sıra sundunuz. Kutluyorum. Fahri Rıfkı Atay, biliyorsunuz, o dönemleri en güzel yansıtan yazarlardan biri.
Tabii benim dedem de ilk girişteki Cafer Bey'dir. Fahri Rıfkı asker olarak gittiğinde şifre çözme sorumlusu İttihat ve Terakki'nin kurucularından. O kitabı okudukça aklıma hep şu gelir. Yaklaşık 110 yıl önce yaşanılanlarla bugün gene aynı yerlerde yaşanılanlara baktığım zaman Ulu Önder'e bir kez daha saygıyla anmak gerekiyor. Bizi hep neden uzak tuttu? Saadettin abi, Sayın Bakanım hep ikide bir söyler. Sayın Tantan. Sayın Tantan ne diyor? Komşularıyla birlikte kalkınamayan ülkelerin gelecekte rahat etme şansları yoktur diyor. Neden yoktur? Atatürk bunun için komşularının da kalkınmasına maksimum katkıyı sağlayacak önerilerde bulunmuştur yaptığı paktlarla. Şimdi oradan geldiniz. Ben esasında biraz daha ikimiz de Kafkasya'dan gelen ailelerin çocuklarıyız. Benim bir tarafım sürgün Balkan ailesi gelen. Yakın benim tarafım, anne tarafım da öyle. Tabii. Annem Allah rahmet eylesin Balkan muhaciri. Evet. Bizim tersi mi? Muhacir deme mübadil de yani, kızıyorum. Mübadil ben. Değiliz ama yani oradan bir demin böyle bir geçiş yaptım, flashback yaptım. İşte 93 Harbi'nden sonra malum iki taraftan da Anadolu'ya sınırlar yeniden çizilmek gerekince Anadolu'ya çok ciddi bir şekilde talep oldu. Beklemiyorlardı bu kadar şey. Göç kaybı olacağını düşünmüyorlardı ama inanılmaz bir göç oldu. Hem Batum Limanı'ndan hem Selanik Limanı'ndan hatta Varna Limanı'ndan Anadolu'ya geldiler. Ve kendilerini Türk ve Müslüman hissederek geldiler. Ve biz Türk'üz diyerek o coşkuyla geldiler. Nasıl geldiler? Yani düşünün biraz da öncesi de vardı. Osmanlı-Rus Savaşı öncesi de başlamıştı bu iş zaten. 1800 uluslaşma süreçleri 82'de, 83'te, 84'te başlamıştı. Ve ama harpten sonra 93 harbinden sonra bu daha da yoğunlaştı. Şimdi bunlar anne tarafım öyleydi. Baba tarafım Balkanlar, Kafkaslardandı. Batum'dan gelmeydi yani. Allah nasip etti. Bakın ben de Siirt'ten evlenmek nasip oldu. Yani Güneydoğu'dan ben Siirt'li bir eşim var. Yani bu ne büyük bir zenginlik. Gerçekten Anadolu'da bizim dediğim gibi onu tamamlamak da isterim bu vesileyle. Yani çarıkla ancak hayatını sürdürebilen, yani ekmek için bir mücadele veren bir toplumduk. Yani bir ceketi 20 sene ters yüz edip giyen bir toplumduk. Ama büyük biz çarıktan, ya. Cumhuriyet bizi çarıktan pabuca geçirdi. Cumhuriyet bizi karnımızı doyurmaya başladı. Cumhuriyet bizi bir şekilde çağdaş anlamda zenginleştirmeye başlarken asıl büyük zenginliği nerede verdi biliyor musunuz Danyal Bey? Asıl büyük zenginlik bu Anadolu ana kucağı olmuştu. Her taraftan, Kırım'dan, Balkanlardan, Girit'ten, adalardan, yani Mağrip ülkelerinden, Fas, Tunus, Cezayir bölgesinden, Trablusgarp Savaşı'nın yaşanmış olduğu coğrafyadan, Orta Doğu'dan, Yemen çöllerinden, Anadolu ana kucağı oldu ve insanlar geldi buraya. Burada toplandılar kendileri. Tabii Türkistan'dan da geldi ama Türkistan'dan daha az önce gelmişti. Sonrasından da işte Afganistan göçmenleri oldu. Allah rahmet eylesin İsa Yusuf Alp'tekin büyük göçü Türkistan'dan, Doğu Türkistan'dan yola çıkarak Himalayaları aşarak Osman Batur ve arkadaşlarının verdiği mücadeleyle Anadolu'ya kavuşmalar. Rahmetle anıyoruz. Muhteşem. Rahmetle yani anıyoruz. Dünyada en kurgu filmlerinin daha üzerinde kurgu denilebilecek ama hakikatin ta kendisi olan mücadeleler, yolculuklardı. Çok ve önemli bir konu. Şimdi burada şuraya gelmek istiyorum. Şu son cümleyle bitireyim. Cumhuriyet bize bu koskoca coğrafyanın içerisinden kopup gelmiş insanların Anadolu'da et tırnak gibi bütünleşmesini ve kardeş olmasını sağladı. Bize verdiği en büyük zenginlik bu. Yani bu insanlar hiçbir birbirlerine Boşnakça konuşan, Çerkezce, Abazaca, Gürcüce, Lazca, Kürtçe, her ne dildeyse, her ana dilleri neyse, bu insanların hepsi Anadolu'da Türk kimliği içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın büyük şerefi içerisinde yaşayarak hazzıyla et tırnak gibi bütünleştiler ve bu medeniyet böyle kurularak biz Cumhuriyeti işte 100 küsur yaşına getirmeye muvaffak olduk. Cumhuriyetin içerideki bütün hainlerine, Cumhuriyeti
tahrip etmeye çalışan, kafaların ardındakileri saklamaya çalışarak bir takım hedeflere varmaya çalışanlara rağmen üstelik bunu başarmış bir büyük milletiz. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor, evet. Değil mi? Evet, yani ırkî anlamda değil, kültürel anlamda muhteşem. Efendim, bir öyle dese ne mutlu Türk olana der. Eyvah, ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Eyvah. Zaten tabii ben de Nazif Bey'in bu güzel, heyecanlı, beni de oldukça duygulandıran anlatımı karşısında bir anekdotu anlatayım. Büyük Atatürk tarihi çok iyi biliyordu. Zaten tarih bilmezseniz mesleki konunuz ne olursa olsun iyi bir yönetici olma şansınız çok zayıf. Hep bana sorarlar, İngilizlerden anahtarı almaya kimi gönderdi diye Atatürk. Şimdi çok enteresan. Hakikaten kimi gönderdi? Yusuf Akçura'yı. Yusuf Akçura kimdi peki? İşte şimdi ben onu size sormak istiyorum. Şimdi ben Turan Bilim Akademisi'nin üyesiyim. Yusuf Akçura'yı burada anarken anmamız gereken çok isimler var değil mi? Mesela Zeki Velidi Togan, Adile Aydalar, Sadri Maksudi Arsallar. Efendim bunu şimdi bir başlarsak Mehmet Emin Yurdakul, yani Ziya Gökalp'i tabii burada, Ömer Seyfettin'i, hepsini rahmet. Onlar şükran. Bir kısmı Türkçülük olarak, yani Türk milletinin mensubu olmanın hazzıyla milletle heyecanlarını paylaşan ve milletin önüne bir mefkureyle çıkıp milli kimlik, evet, koyan. Kimlik koyanlar. Ama bir kısmı da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini oluşturan irade olarak Mustafa Kemal'le milletler sahnesini çok iyi okuyup milletlerin çok iyi analizini yaparak bunun çerçevesinde devletlerin de gelecekle ilgili yapabilirliklerini öngörülü, çok isabetli öngörüler ortaya koyarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en az 100 yıllık hedeflerini ortaya koymayı başarmış büyük irade sahipleriydi. Bunlar Mehmet Emin Resulzade gibi, Yusuf Akçura gibi, Sadri Maksudi Arsal gibi, Ziya Gökalp gibi bu muhteşem Türk kimliğini Türk coğrafyasındaki, sizin Turan coğrafyası diyebileceğiniz ama Türk kimliğine yüzünü dönmüş, Türk milletinin mensubu olmakla iftihar eden, Türk coğrafyası içerisinde yerini almış bütün bu toplulukların özgürlüklerini ve özgürlükleriyle beraber yaşama sevinçlerini yükseltebilecek bir ahengi ortaya koydular Anadolu'da Ankara merkezi olarak. Elhasılı kelam, bunların bir kısmı şimdi Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde mesela bir devlet kurulmuş, Mehmet Emin Resulzade ilk Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kurmuş. Ankara'da metfun. Akçura Türkiye'de metfun. Evet. Bunlar muhteşem insanlar ve Mustafa Kemal'in yol arkadaşları bunlar. Ve bunlar hiçbir zaman ırka dayalı devlet kurmadılar. Bunlar hep bu coğrafyada mefkureye, ideallere dayalı bir devlet kurdular. Yani Meta'nın Asya bozkurlarından çıkarak onun kurduğu devletten bir şekilde etkilenerek Weberyen bir ifadeyle katma değerler üreten, çoğalan ve her yıkılanın yerine yenisini kurma başarısını elde etmiş büyük Türk milletinin evlatlarının 20. yüzyılda insanlık sahnesinde her şeye rağmen varız diyerek kurdukları ve kurup da insanlığa gerçekten örnek teşkil ettirdikleri bir devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sizi kutluyorum. Biraz önce yarım kaldı. Ben bu vesileyle Sayın Okumuş'un çok anlamlandırdığı Türk kadına değerine bakalım. Bugün görüyoruz günümüzde sporda Atatürk'ün, Cumhuriyet Türkiye'sinin kızları voleybolde, basketbolde, edebiyatta, sporda erkeklerimizden çok daha başarılı. Bunu bir kabul etmemiz lazım. Erkeklerimiz de başarılı ama. Efendim, yani, gerçekçi evet. olalım. Ama tabii ki. Bunu özellikle söylüyorum. Evet. Çünkü şunun için erkeği de büyüten kadındır. Evet. Bizler hepimiz Sakarya'da. Babanın işi ayrıydı, annenin işi ayrıydı. Annelerimize buradan büyük saygılarımızı gönderiyoruz. Rahmeti Rahman'a kavuşmuş olanların da mekanı cennet olsun. Şimdi tabii girerken hep takılır Sayın Bakanım.
Der ki ne yapacaksınız? Konuşulacak tek kelime Türk kimliği ve inanç. Cumhuriyet bu iki temel üzerine kuruldu. Der ki tepeden tırnağa hakkıdır. Fakat gençlerimize bir şey unutturdular. Dün akşam ben günümüzün çok büyük değerleri var. Cihat Yaycı Bey'in general amiralimiz, aynı zamanda öğretim üyesi. Mavi Vatan'la ilgili sizinle de paylaştım bir videosunu izledim. İnanılmaz bir video. Bugün kitabını arayacaktım onun. O kitap biliyorsunuz Yunanistan'ın talepleri aslında kitabın içeriği. Atatürk bir misaki milli kavramını koydu ortaya. Bunu gençlerimiz ne kadar içselleştirmiş onun çok farkında mı bilmiyorum. Ama biz biraz da misaki milli üzerinden konuşup sonra da günceldeki ekonomik duruma girelim. Misaki milliyi biz... Siz aynı zamanda bir gazeteci, aynı zamanda bir düşün adamı, aynı zamanda bir tarihçisiniz. Misaki milli gençlerimiz sokağa çıksak, gerçi şimdi Erzurum nerede deyince Akdeniz'de diyorlar da, nasıl tanımlamamız lazım ve gençlerimizin bu milli kimliği, milli şuuru kazanabilmeleri için eğitim felsefesinde Sakin Öner hocamıza birlikte çalıştınız. Ona da buradan saygılarımızı gönderelim. Eyvallah. Şimdi tabii... Gençlere çok görmemek lazım. Bu ülkeyi yönetme iddiasını taşıyan siyasetçilerin büyük kısmı tarihini bilmiyor. Maalesef. Bu ülkede sokakta ağzı laf yapan birçok insanın çeşitli meslek gruplarında olabilir. Aslında çok sığ olarak meselelere baktıklarını görüyoruz. Onların da bu coğrafyanın Türk milletinin nasıl vatan olduğu konusunda birkaç cümleden mürekkep ancak ifade edebildikleri ve onun dışına taşamadıklarını da görüyoruz. Dediğim gibi gençlere çok görmüyorum. Çünkü gençlere hep böyle ağzı kalabalıklar tarafından suni gündemler oluşturularak seküler bir dünyanın içerisinde hep yalan dolanla hedefler kondu. Kimi zaman inanç ve değerleri istismar edildi. Kimi zaman onların gençlikleri ve enerjileri istismar edildi. Türkiye'nin siyasetçileri özellikle son çeyrek asırdır coğrafya varlığını suni bir harita gibi görmeye başladılar. Oysa bu memleketin bütün aydınları coğrafyanın altını üstünü bilen, coğrafyanın demografik yapılarını bilen, coğrafyanın acılarını, sevinçlerini hissedebilmekle kalmayıp onlardan büyük zenginlikler ulaştıran ama kültürel sahada, ama edebi sahada, ama siyasi sahada onların karşılığını vermeye çalışan çok özel kişiliklerdi, kimliklerdi. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Atatürk coğrafya konusundaki Dil Tarih Coğrafya Fakültesi onun en büyük bu millete bıraktığı mirastır. O kadar önemli bir şey söylüyor. Remzi Ovazarlık da onu söylüyor. Evet. Coğrafyadan evet. Vatana kitabının yazarı. Evet. Yani evet. Coğrafya o kadar önemli ki bazen birileri kayacıklar diyor, bazen birileri taş filan diyor. Çok içim acıyor. Çok rahatsızım bundan. Çünkü neden? Hepimizin ailesine, ben kendi aileme bakıyorum. İki büyük dedem Çanakkale şehidi. Dedem ve abisi sağ çıkmış. Oradan çıkmışlar. Çanakkale ile bitmiyor ki iş. Van, Bitlis, Muş'u al biliyorsunuz onu milis kuvvetleri almıştı. Bu memleketin her köşesinde her ailenin ayrı bir hikayesi var. Biz burayı çok pahalı, çok yüksek bedelle, kanlarla, canlarla bu ülkeyi kurduk. Şimdi baktığımız zaman bu ülkenin taş parçası, kaya parçası dendiği zaman benim şahsen çok farklı düşünceler içinde atalarıma karşı onların kemiklerinin sızlamasından dolayı büyük bir üzüntü. Şu al yıldızı bayrağımıza nasıl değerlendirmeler yapıp bunu bile çok bu ülkeye çok gören zihniyet vardı. Şimdi makas değiştirdiler. Yani sadece yani kaya parçası falan demediler. Ya şehidimize kelle diyebilecek kadar kimliğinden uzaklaşmış ve bu milletin değerlerini siyaset uğruna yok etmiş, ayaklarının altına almış, bu milletin varlık sebebi olan vatan sevgisini, millet sevgisini ki bunun adı milliyetçiliktir. Evet. Ya bu ırkçılık evet, değildi. Ayaklar altına almakla övünen zihniyetlere şahit olduk. Onun için çok görmeyelim bunları. Biz
Yani bunu tabii ki acıdır bunlar. Ama çok görmeyelim de ki maksadım şu. Bunlara maalesef şahit olabildik ve hayretle bunları izledik. İzledik ama su mecrağında akıyor. Su mecrağında akıyor. Bu millet kulağın üzerine yatıyor ama kulağını kaptırmıyor. Bakın kulağını kaptırmıyor ve ne olursa olsun, ne olursa olsun vakti zamanı geldiğinde de tavır koymasını biliyor. Şimdi siyaseten böyle paraboller çizen, zikzaklar çizenler sonra şimdi başka şeylerde yarışıyorlar. Sana bana yani hiç eyvallah etmeyecek derece önde yarışır pozisyonda milliyetçilik nutukları atıyorlar. Yerli ve milli nutukları atıyorlar. İşte bir taraftan insanların karşısına çıktığı zaman mavi vatan diyorlar. Öbür tarafta daha başka şeyler yapıyorlar. Şimdi biz gelelim biraz bakalım bir iç siyasetin şeylerine, dinamiklerine gelelim. Şunu, mavi vatan dediniz. Evet şunu bir söyleyeyim. Cihat Paşa'm diyor ki Amir Ali'm. O kayacıkların toplamı diyor Trakya'nın yarısına eşit diyor. Biliyor musunuz? Şu anda hani kayacık denip Yunanlıların bayrak diktiği yerler. Trakya'nın yarısına. Yüz ölçümü olarak söylüyorum. İkincisi şunu söylüyor. Bakın diyor Dede Ağaç'ta geldiler. Yarın öbür gün 6 mili Türkiye'nin karasularını kabul etmiyorlar. Yunanlı gene ağlıyor diyor. Uyarıyor. İkaz ediyor. Hazırlamış olduğu raporu İstanbul Üniversitesi'nde çizdirmiş olduğu haritanın bizim de uluslararası hakkımız olarak açıklamamız gerektiğini söylüyor. Ben buradan kendisine şükran ve saygılarımı gönderiyorum. Baktım bulamadım. Olsaydı kitabı da gösterecektim. Lütfen buna girmişken sizden şunu da isteyeyim, çok hassasiyetle bu konuda da. Türkiye'nin gençleri ne yapmalı değerli vekilim? Şu anda gençler ne yapmalı? Yani tabii ki Türkiye'de siyaset ve bilim dünyasının vitrinindekilerin geleceğimizle ilgili siyaset hedefler koyamadıklarını, siyasi üretim yapamadıklarını görüyorum. İlim ve akademik anlamda, ilim anlamında baktığımız zaman da yine bu işe önderlik edebilecek kurumlarımızın ve üniversitelerimizin de gençlere bu hedefleri koyamadıklarını görüyorum. Üzülerek ifade ediyorum, görüyorum. Niye? Çünkü Türk milletinin genleriyle, hani fıtrat diyorlar ya, fıtratıyla örtüşen bir hayat anlayışı var. O hayat anlayışında değişmez bir umdeler vardır. Bunlar nedir? Bir, rol modelleri. İki, coğrafyadaki kahramanları. Üç, milletin ortaya koyduğu hayat anlayışına uygun bir şekilde insanlık sahnesinin ona vermiş olduğu ünvanlar, değerler veyahut da insanlık sahnesindeki yer alış biçimi. Şimdi rol modeller kimdir? Metehan'dan bu tarafa baktığımız zaman Alparslanlar, Ertuğrul Gaziler, Osman Gaziler, Kutalmışoğlu, Süleymanlar, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Hanlar, Kanuniler, Yavuzlar, neticede Mustafa Kemal Atatürkler, bunların çağdaş anlamda işte Rauf Denktaşlara varıncaya kadar. Anlatabiliyor muyum? Bunlar. Peki, kendi vicdanında oluşturmuş olduğu büyük bir kısmı gerçek olan kahramanları Dede Korkut'tan bu tarafa baktığımız zaman Köroğullar, Malkaçoğullar, Nasreddin Hocalar, Hacı Bektaşlar, Mevlanalar, Yunus Emreler, Derviş Gazileri, Alperenleri, Yesevi Dergahı'ndan çıkmış ifade Hacı Bayramlar, Yavuşları, Mevlanaları, Sarı Saltukları, Hacı Bektaşi Velir, Şah Nakşibendi Hazretleri, Hacı şunlar, Bayramlı Veliler. Yani evet, bütün bunlar baktığımız zaman hepsi bir milletin karakterini oluşturur. Sonra o milletin insanlık sahnesindeki karşılığı nedir? Hiçbir zaman katliam yapmamış bir milletin evlatları. Masum. Hiçbir zaman egemenliği altında bulunmuş, hukuku altında bulunmuş insanların dilini, dinini,
zorla değiştirmeye çalışmamış bir milletin evlatıdır. Ne kadar muhteşem bir millet. Ya. Atalarımız ne kadar muhteşem ya, bir şey. Kutalmış oldu yani, Emir Süleyman'ı evet, burada analım. Şimdi yani 500 yıl kaldığımız Balkanlarda ne dillerini değiştirmişiz ne dillerini değiştirmişiz. Ama bakın Ortaçağ Avrupa'sına, bakın daha sonraki Balkanlara. İspanya. Yani bizden sonra Balkanlarda Yugoslavya'nın yaşadığına bakın. Hollanda gibi çağdaş dünyanın içerisinde yerini almış, Belçika gibi yerini almış ülkelerin Afrika'da yaptıklarına bakın. Fransa'nın Afrika'da yaptıklarına bakın. İtalya'nın yaptıklarına bakın. Bu lejyonları yani, kuranlar yani şimdi sadece, oraya gelecek. Sadece lejyonlar değil yani. Sadece her türlü yani, emperyal. Ruanda'da katliam falan yani lejyonlar yapmadık hatta. Ülkenin kendi normal askeri birlikleri yaptı. Zaten elhasıl kendilerini kendilerine taşıyorlar. Şimdi gençlere ne hedef koyacağız? Gençlerin hedefi yüreklerindeki insan sevgisinde var Türk gençliğine de. Biz bunu her fırsatta görüyoruz. Türkiye'deki kadın cinayetlerinde görüyoruz. Türkiye'deki çevre katliamlarında görüyoruz. Türkiye'de yapılmış eserleri ortadan kaldırmada ama satarak ama yok ederek kaldırmada evet, görüyoruz. Evet. Türk gençliğinin kalbi o kadar merhametli, o kadar yumuşak, o kadar hassas ki, o kadar pırpır ediyor ki bu gençlere adaletli davranmak, bu gençlere adaletin o keskin kılıcını ortaya koyarak gençlere fırsat eşitliği sunabilmek, onlara bir şey yapmaya gerek kalmadan onların zaten önünü açacaktır. Liyakata. Sen şimdi gençlerin yani ağacına sahip çıkan, coğrafyasına sahip çıkan, ırmağına sahip çıkan, dere yataklarına kuşuna, sahip çıkan, kurduna evet, sahip çıkan bir gence sen hakaret edersen bu memleketin evlatlarına, kadınlarına, bu memleketin değerlerine sahip çıkıyor, kıymetlerine sahip çıkıyor diye sonunda işi sağ sürtüye kadar getirirsen, hakaretlere getirirsen, yani bu gençlere, yani bunlar makine değil, tamam mı? Seni yani bu şeyin içerisine sokacağım, sen onun için dinini, imanını, dinini, diyanetini bilen nesiller yetiştireceğiz. Böyle nesil yetişmez, değerli danyalar. Böyle nesil yetişmez. Nesil bakıyor, bir söyleyene bakıyor, yaptıklarına bakıyor, bir de kendisine söylenenlere bakıyor. Yani sen şimdi ne diyor? Daha yakın bir zamanda Türkiye'de siyaseten irade sahibi birkaç gün önce ne dedi? Batı'nın ilmini, fennini alacağız dedi. Tamam mı? Onun ahlakını almayacağız. Türkiye'de ahlaka bakalım. Bu tip konuşmaları yapanların neler yaptığına bakalım. Arsızlık var, yolsuzluk var, hırsızlık var, kaptı kaçlılık var, liyakatsızlık var. Yani demek ki genel anlamda söylüyorum bunu. Genel tabii anlamda. Tabii. Yani şimdi yani, ama devlette, ama devletin dışındaki organlarda bu kadar çürümüşlüğün içerisinde sokaktaki insanlar çıplak bir şekilde kimin ne yaptığını görüyorlar. Dolayısıyla bu tip söyledikleriyle yaptıkları ters düşmüş insanların aman aman ne kadar büyük laf ettik bugün diyebilecek şekildeki Batı'nın ilmini, irfanını bilmem ne çağda şeyini gelişmişini alın da onun ahlakını almayın gibi sözlerini gülerek izliyorlar böyle. Yani bana mı diyor, bana mı bunu söylüyorsun? Sizlerin ne yaptığınızı biz görüyoruz gibi bakıyorlar. Onun için gençlere hiç öyle laf salatası yaparak gençlere lafla hedefler koyduğumuzu zannetmeyelim. Türk gençliğinin bu coğrafyanın içerisinde Hakkari'den, Diyarbakır'dan, Edirne'ye varıncaya kadar, Sinop'tan, Hatay'a, Adana'ya, Mersin'e varıncaya kadar, Orta Anadolu'nun dört bir köşesinde, Kars'tan Muğla'ya varıncaya kadar bu coğrafyanın bütün gençleri gerçekten insanlık sahnesinde atalarından almış olduğu büyük bir karakterle, fıtratla, insan sevgisiyle, coğrafya sevgisiyle ve milletine olan aşkıyla her en ufak bir kıvılcımda kendisini hissettiren gençler. Onun için bunların çok böyle aman aman projelere ihtiyacı yok. Bir şey bunların söyleme. Sadece hakkaniyete ihtiyacı var. Kendilerine sevgiyle yaklaşacak, kendilerine eşit muamele ederek asla ayırt edici davranmayacak ve kafasının onları altında bir şeyler saklayarak sevgiyle, başka projelerle onları çağdaş dünyadan, çağ dışı bir dünyanın içerisine,
olmayan sanal bir dünyanın içerisine sürükleyebilecek böyle akıl danelere ihtiyacı yok. Çok teşekkür ederim. Dün hatta bunun yeri geldi. Buraya da gelmenizi bekliyordum. Çünkü sizi tanıyorum. Aziz Sancar Bey. Hani biraz önce dediniz ya rol model. O kadar güzel Türk gençliğine hitabı var ki. Bu bizim gurum. Ben diyor Mardin'in Savur ilçesinde çok çocuklu bir ailenin evladı olarak Cumhuriyet'in verdiği imkanlarla diyor bu konuma geldim. Çok çalışacaksınız, disiplinli olacaksınız, ülkenizi, toprağınızı seveceksiniz. Atatürk ve kurucu değerleri diyor kendinize referans alıp hayatınızı ondan buna göre tanzim edeceksiniz. Buradan da Sayın Sancar'a saygılarımızı gönderiyoruz. İşte bir Türk rol modelimiz, günümüzün rol modellerinden. Siz aynı zamanda hocalık da, eğitimcilik de yaptınız. Şimdi ben bazen gülüyorum. Ben biliyorsunuz teknik adamım. Mühendis kökenliyim. Siz de Türk milletine çok iyi hizmetler yapmış, çok başarılı hizmetlerde bulunmuş. Türkiye'nin en önemli, en başta gelen, yani belki de en az ilk beşte gelen müesseselerin birinde sorumluluğun en tepesinde bulunmuş insansınız ve çok önemli başarılar imza atmış. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben üzülüyorum. Neden üzülüyorum? İnanın sizin eğitimciliğiniz var. Ben de teknik üniversitede bir dönem işte o zamanki master öğrencilerine derse gidiyordum. İşte Ereğli'deyken yüksek okul vardı. Şimdi gençler o kadar yetenekli, o kadar zekiler. Yani Nihal Bey, sayın izleyenler, Karadeniz Ereğli'deki eski yani medarı iftiharı olan demir-çelik fabrikalarında... Şimdi hemşeriyiz, biz birbirimizi şey yapmayalım. Evet, efendim, İzleyenlerin ne yapmıştı diye... Şimdi gençleri görüyorum, şimdi biliyorsunuz ben bazen üzülüyorum. Hele sorumlu yerde olanlar, hele siyasiler ağzından çıkan lafları çok ölçerek seçmeleri lazım. Siz de eğitimcilik yaptığınız için. Şimdi çocuklara bakıyorum, Orta Doğu'da, Teknik Üniversitede, Boğaziçi'nde. Bunlar Türkiye'nin seçme okullarına girmiş veya işte Çapa, Cerrahpaşa, Hacettepe'de. Türkiye'nin ilk 5000 öğrencileri, bunların hepsi birbirine yakındır. Yarın öbür gün bunlar der ki ya bize akıl öğretenlerin dünyada toplam zeka diye bir ölçü birimi var. Yarın der ki beni yönetecek olan adamlarım benim kendi IQ'm anlayışı içinde bir grupla bu işi yapmak isterim. Yarın öbür gün kriterler başka taraflara gidiyor. Onun için gençlerimizi biz özellikle elit gençlerimizi yarının Türkiye'sine hazırlamazsak biz kaybederiz. Bu gençlerimiz yurt dışına gitmek istiyorlarsa bu bizim utancımız olmalı. Ben hiçbir Türk gencinin isteyerek bilerek yurt dışında çalışacağını düşünmüyorum. Benim kendi oğlum bir sene Harvard'daydı, tıp doktoruydu, okul gönder, ben döneceğim dedi ve döndü, kalmadı orada. Öbür oğlum da, öbürü de UCLA, University of California'daydı, o da döndü. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Gençlerimizin %80'i bu ülkenin içinde ve ikisi de geldi, askerliklerini yaptılar. Öyle bizde dededen kalma bir aileye ölçü vardır. Türklerde paralı askerlik bizim için olmaz. Ha, ihtiyaç sahikidir, yurt dışındadır, oradadır. Ben de çok büyük bir onurla bu işi 22 ay yaptım. Babam 4 sene yaptı. Onun yedek subaylığı 2. Dünya Savaşı'na gelmiş. Yani kimliğimiz çok önemli. Şimdi önümde bir not var. Gençler bu tabloyu görse ne der? Efendim Türkiye'de diyor üretiyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Şöyle bir baktım 91'den 2020'ye kadar. 91 yılında toplam dış borç stokumuzun gayri safi yerli hasıla oranı %26'ymış. Efendim 2020 yılında bu ne olmuş biliyor musunuz? 450 milyar dolarla %62.8 olmuş. Bunun reel değeri Amerika'da filan yüksektir ama Amerika'nın asetleri ve kaynakları çok fazladır. Yani siz toplam gayri safi yerli hasılamızın %63'ü kadar şu anda ödememiz gereken dış borç var. Bu bir işaret. Keza bir teknik adam olarak söyleyeyim. Türkiye üretimde rekor kuruyor diyor. Dün baktım. Efendim üretimde rekor kuruyoruz ama dış ticaret açığımız ithalat, ihracat yine her gün değişiyor. Ve biz enerji fakiri bir ülkeyiz. Ham madde fakiri bir ülkeyiz. Fason üretim yapıyoruz. Geçen gün sizin programda izledim. Değerli arkadaşımız sol tarafta oturan o da ekonomist zannediyor. Çok önemli bir ilavem olacak ona. Türkiye
bu şekilde fasoncu üretim yaparsa ürettikçe dış ticaret açığı ve cari açığı artacaktır. Neden? Enerji dışarıdan, ham madde dışarıdan. Yapmamız gereken ne? Yüksek katma değerli malzeme ihraç edebilmek. Toplam ihracatımızın içinde %3. Bize benzer ülkelerden Kore, Japonya, Almanya. Bunları mukayese ettiğinizde %80, %70, %55. Şimdi %3. Yani ihracatımızı 150 milyar dolar kabul edelim. %3'ü ne eder bunun? 5 milyar dolar. Bizim bunu çıkartmamız gereken nokta neresi biliyor musunuz? Hiç değilse %25'ler. Yani 6 katına çıkarttığımız zaman 40 milyar dolar. Şimdi bakıyorum devlet anlayışı içinde bu maalesef bunu göremediğim gibi tam tersine argesi, teşvikleri sanki katkı gibi veriliyor. Bizim bunu değiştirmemiz lazım. Türkiye'nin bu sarmaldan çıkabilmesi için bir güven ortamı. İki, Nazif Bey bu konuda neler söyler? Yani Türkiye'de özellikle son yıllarda ekonomi adına ekonomistleri çok şaşırtan uygulamalara şahit oluyor. Ben ekonomi nosyonuna sahip bir insan değilim. Ama gazeteci olarak 1974-75'ten itibaren hem Türkiye'de olan biteni takip etmeye başlamış hem de daha sonra siyaset sahnesinde yer alarak bunları daha merkezinde izleme şansına sahip olmuş bir insan. Ama böyle bir şey görülmedi. Onun için Türkiye her geçen gün daha sıkıntılı bir ortamın içerisine giriyor. Biz günlük yaşananlardan örnek vermek isterim. Mesela geçen hafta Türkiye hükümet, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre baktığımız zaman Beştepe dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu mevkiden bir karar çıktı. 400 bin ton şeker ithalatına izin verildi. Müsaade edildi. 400 bin ton. Şimdi 400 bin ton şekerin maliyeti ne? Ekonomist olmaya gerek yok. Hani bu piyasa kendini gösteriyor. 320 milyon dolar. 320 milyon dolar. Şimdi 320 milyon dolar sadece Türkiye'nin acil ihtiyacı şey var ki, ihtiyacı var ki serbest bırakılan bu 400 bin ton açığımız var demek. 320 milyon dolar. Şimdi Danyal Bey, birazcık gözümüzü kapatalım ve çok gerilere gitmeden birkaç yıl öncesine dönelim. Türkiye birkaç yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında şeker fabrikalarını halka rağmen, halktaki satma diye yakarışlara rağmen, kimdi bu halk? Bir, üreticiler. Üreticiler. Pancar üreticileri. İki, bunu piyasaya verenler, şeker sanayiciler. Üç, fabrikada çalışanlar. Üç, çalışanlar tabii, oraya geliyorum. Çalışanlar. Dört, ülkenin ifade buyurduğunuz çerçeve içerisinde o bölgenin bir bütün olarak değerlendirmesini yapıp şeker fabrikaların bu ülkedeki bir istihdama yönelik katkısını, iki üretime bölgesel yönelik katkısını, üç bölgesel evet Türk çiftçisine vermiş olduğu hizmeti, dört ekonomideki payı, yeri falan hepsini bunları aldığımız zaman ve sosyal bu açılardan bu satışların bu devletin elindeki fabrikaları elden çıkarma girişimlerinin yanlış olduğunu söyleyen bilim adamları, sanayiciler, sivil toplum kuruluşları, şunlar bunlar. Halk. Hepsi, halk. Onun için halk dediğim bu işte kim? Yani halk diyorsun da birileri halk diyor, arkasında kimse yok. Ya bu ülkede gördük, genç siviller diyorlardı. 10 tane zıpır dikiliyordu. Onlar akşama kadar televizyonlarda işte askeriyi telin etti, yok baldoz dedi, yok kumpas davası dedi, yok anasının körü dedi, bilmem ne dedi. Böyle kamuoyu oluşturuyorlardı. Aslında kimse yok. Hep aynı yerde aynı zıpırlar. Aynı yerde aynı karanlık düşünceye sahiplerin maşalarıydı hepsi. Onlar sonradan uyandılar ama onu taklit edip devam edenler var. Parantezi kapatıyorum. Şimdi gerçek halk var yani burada. Şimdi bu gerçek halkın sahiplenmeye çalışıp da başaramadığı ve inadına adeta elden çıkarttıkları şeker fabrikalarını sayalım. Birkaç tanesini çok uzatmayacağım. Mesela bir tanesi Kırşehir Şeker Fabrikası. Kaça satıldı? Zannediyorum 40 küsür
milyon dolara. 44 milyon veya 46 milyon dolara. Başka Yozgat Şeker Fabrikası 40 milyon dolara. Başka Turhal Şeker Fabrikası 49 milyon dolara. Başka Çorum, pardon, o 82 milyon dolar zannediyorum. Çorum Şeker Fabrikası 76 milyon dolara. Yani satılan şeker fabrikalarının 6 tanesini topladığımız zaman ne yapıyor? 6 tanesinin toplamı 295 milyon dolar. Yerine bir şimdi şeker fabrikası 290, kurulmuş mu? Ya öyle bir şey yok. 295 milyon dolara Kırşehir, Yozgat, Niğde, Bor, işte Çorum, Turhal gibi şeker fabrikalarını satan siyasi irade şimdi sadece bu yıl için 400 milyon dolar ithalat, 400 bin ton şeker 320 milyon dolar. Karşılığı 320 milyon dolar olabilecek bir rakamı elden çıkarıyor. Evet. Yazık ya. Yani insanlar sormasın mı bunu? Ya bu insanlar soramayacak mı bu siyasi iradeyi? Soracak. Bir gün gelecek soracak. Bugün kendilerini böyle bir sualden, böyle bir mekanizmadan, hani seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir diyor musun? Herkesi bir gün sigaya çekecek Molla Kasım, Yunus'un anlayışıyla ahirette de gelecek. Ama ahirete kalmadan bu dünyada gelecek. Demokrasi bu. Biz sanayileşmemizi 3. bin yılın değerleriyle ifade buyurduğunuz gibi yüksek teknolojiyi keşke hedefleyerek sektörlerimize sokabilsek. Endüstri 5.0'a hazırlık yapsak. Burada devletin çok geride kaldığını görüyoruz. Niye geride kaldı? Devlet ayağını oluşturan cumhuriyetin, devlet ayağını oluşturan hem mali sistemde hem de mülkiye sisteminde iki ana temeli teşkil eden teftiş kurullarını kaldırarak Şimdi de bu kurullarla beraber sonrasında da planlama teşkilatlarımızı, yani planlama üzerinden neler yapılabilirliğini milletimizle paylaşabilecek hedefler koymayı da ortadan kaldırarak maalesef hep günü birlik ben yaparım olur anlayışını hayata geçirdim. Ben yaparım olur anlayışı böyle kör topal gidiyor işte. Yani bir çuval elmayı kucağında, çuvalda değil de kucağında taşımaya başlıyorsun. İndiriyorsun kucağına dizdi. Kucağında taşıyorsun. Dengeni kaybediyorsun. Veya onlardan bir tanesi bir şekilde düşecek gibi oluyor. Aman düşmesin diye tutayım derken diğerlerine düşüyor. Yani tamamen darmadağın. Kucağında ne kaldıysa ona şükretmek zorunda kalıyorsun. Türkiye böyle bir fotoğrafın içerisine düşüldü. Onun için bugün her gün, hemen her güne, her sabah kalktığımızda yeni bir akaryakıt zammıyla karşılaşıyoruz. Eyvah, bu akşam gidemedim. Akaryakıta 1 lira geliyormuş, 50 kuruş zam geliyormuş. Keşke alsaydım diyene artık fıkra gibi seslenenler başladı. Merak etme, yarın da zam gelecek, yarın akşam alırsın, gene ucuz almış olursun. Dün sanayici ne diyor? Doğalgaza yapılan diyor zam diyor, bizim maliyetlerimize diyor, sanayi maliyetlere %4 diyor artış getirdi. Bu şu demek. Yani tamamı %30 zam yapıldı. Demek ki %100'ü enerji maliyeti o sanayiciler için %15 oranında. Şimdi Türkiye bu şartlar altında asgari ücretle yaşayan kaç milyon insan var? Avrupa'da kaç milyon insan var? Nazip Bey, ben baktım. Değerli hemşerim, kıymetli vekilim. Bugün için söylüyorum, bugün için. Artık TL'yi kriter almıyorum. Çünkü neden? Doların da değeri düşüyor ama bizimki o kadar fazla düşüyor ki onu insanlarımız anlamıyor. Bir haneye bugün 1.000 dolardan aşağı net, bu da ne yapar? 16,5 milyon lira. 4 kişilik bir aile. Bugünkü döviz kuruna. Evet, yani 5 Haziran'a bu insanların geçinme şansı yoktur Nazif Başkanım. İnanın şimdi gerçekten yani bu ülkenin gerçek kahramanları içtikleri teker ürünlerine %60-70 vergi ödeyenler. Gerçek kahraman. Onlar ödüyorlar yani. Evet. Bu ülkenin gerçek kahramanları yeri gelmişken ifade ediyorum yani. Ya düşünün, mutfak tüpüne bile ÖTV ödeyen milyonlarca gariban vatandaşları. Ya bu mutfak tüpünü belli ki doğal gazı alamamış.
mutfak tüpünü de idare etmeye çalışıyor. Isınıyor, yemek pişiriyor. Ya bu zorunlu bir şey değil mi? ÖTV ne demek ÖTV? Özel tüketim. Özel tüketim mi? Ya olur mu? Özel tüketim mi mutfak tüpü? Değerli abim. Onun için maalesef bu ülkenin siyasetçileri lafa geldiği zaman ayet hadis nas derler ama halkına böyle zulmederler. Bu zulüm değil de nedir ya Allah aşkına? Yoktur gariban insanlarına ÖTV alıyorsun ya. Mutfak tüpünden ÖTV alınır mı Allah aşkına ya? Gerçek kahramanlar bunlar niye? ÖTV ödüyor diye. Pırlantada ne kadar acaba garibanlar. ÖTV? Evet. Yani siz biliyorsunuz. Şimdi evet. Değerli sayın vekilim. Evet, ben tabii şöyle yani. Zamanımız bitiyor ama ben tabii Sayın Okumuş'ta bizim bir programımız yetmeyecek. Ben onu moderatör olarak da zevkle izliyorum ama konuşmacı olarak çok daha keyiflidir. Bunu açık söyleyeyim. Biz bunlara devam edeceğiz. Ben son olarak kapanışta şunu soruyorum. Şimdi gençlerimizi onlarla daha yakından ilgileniyorum, bakıyorum. Çok hoşuma giden bir şey oldu. Biz de zamanında hata yaptık. İnsanlarımız geçmişte ben 3 tane ihtilal gördüm. 27 Mayıs'ta ilkokuldaydım, 1'deydim. 71'de teknik üniversitedeydim. 80'de o gün oğlum doğdu, büyük oğlum doğdu Ömer Batu. Ondan sonra da bir de kalkışmayı gördük. O da bizim düğüne denk geldi. İptal ettik yani çocuğun zaten. Şimdi bakıyorum da 70 yıla yaklaşan ömründe görmediğimiz şey kalmamış bizim nesil. Yani bu inanılmaz bir şey yani okuduğumuzda. Ama biz çok mutluyduk, saygılıydık, ölçülüydük, değerlerimize hakimdik. Şimdi gençlerimize bakıyorum, çok hoşuma giden bir şey var. Eskiden hepimizin içinde bulunduğu hatalarımızda, doğrularımızda siyasetin izinleri vardı. İşte sağda, solda, ortada vesaire. Şimdi gençler ne diyor bana biliyor musunuz? Değerli hemşerim ya çok onur diyor. Bundan sonraki diyor siyaset piki neyin üzerine inşa edecek? Değerler siyaseti olacak. Doğa, çevre, ilim, kültür, sanat. Şimdi bunları sıraladığınız zaman zaten mevcut kafaların bir noktada neticeye vasıl olmasının çok mümkün olduğunu görmüyoruz. Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Hiç nehirler hep denizlere akar. Denizin hiç nehre aktığını gördünüz mü siz? Önüne katar her şeyi ve nereye gider? Denizlere gider. Şimdi bu yeni bir nesil geliyor. Bu nesil çok zeki bir nesil. Eleştiren olabilir, eleştiren olmayabilir ama ben gözlemliyorum. Onlarla konuştuğum zaman çok şey öğreniyorum. Kızından, erkeğinden, gencinden. Sizin gözleminiz çok fazladır. Bu konuda sahanın içindesiniz. Buradan da gençlerimize gideceksiniz. Hem lütfen kapanışı yapalım hem de gençlerimize buradan özellikle bu şekilde davranırken nasıl bir gelecek ülkemizi bekliyor, nasıl gelecek dünyayı bekliyor? Yani her şeye rağmen umutvar olmak zorundayız ve gerçekten de umutvarız. Niye? Hani çok ciddi bir nüfusumuz var. Bu nüfus üreten bir nüfus. Türkiye'de bütün alınan ekonomik alanda alınan yanlış kararlara rağmen bu ülkenin sanayisini döndürmeye çalışan inanılmaz kabiliyetli, fedakar müteşebbisleri dinamizmi çok yüksek. Evet. Bu ülkenin üniversitelerinde bilimi arka plana atıp ideolojik hedeflerle yürümeye çalışan yönetim ve zihniyetlerine rağmen bilimle yürümek zorunda olduğunu bilen çok büyük bir kitle gençliğimiz var. Şimdi proje okulları kaldırıyorsun. Bu proje okullar bu ülkenin hariciyesine, bu ülkenin sanayisine, bu ülkenin mülkiyesine, bu ülkenin maliyesine başta olmak üzere ne gerekiyorsa hep yetişmiş insanları vermişler. Bu da benim desem. Sen Haydar bu proje Taşar okulları, istiyorsun. Evet o da okullardan biri. Sen bu okulların hepsini ne yapıyorsun? Sırf eğitimde farklı zihniyetine, hedefine varabilmek için buradan yetişenlerin de çağdaş anlamda Türk milletinin değerleriyle gerçek Müslümanların, gerçek Türk milletinin evlatlarının olduğunu
görerek bundan rahatsız oluyorsun ve bunları eşitleyerek bu proje okulların değersizleştiriyorsun. Tabii değersizleştiriyorsun. Fonksiyonlarını zayıflatıyorsun, yok ediyorsun. Yok etmeye çalışıyorsun. Buradaki çok özel öğretmenleri, eğitmenleri, Allah razı olsun, Türk çocuklarına el veren, kendilerine vakfeden öğretmenleri dağıtıyorsun. Saygıyla. Dağıtıyorsun. Evet. Şimdi ama buna rağmen ebeveynler de yemiyorlar, içmiyorlar, borçlanıyorlar, haşlanıyorlar. O çocuklarını özel bir şekilde peşine takılarak belli bir şeye getirmeye çalışıyor. Onun için umut varız. Onun için bu ülkenin insanların üretim gücüne çok büyük bir şekilde inanıyoruz. Ve bu inanç bizi yarınlara taşıyor. Ben bu açıdan Türk milletinin bu sıkıntılı dönemi geride bırakacağını ama talibatının büyük olmasına rağmen ve elimizde avucumuzda kalanların da yok olma pahasına çok büyük bir bedel ödeyeceğimizi de bilerek gelecekten umudumu çok yüksek tutuyorum. Bunu görüyorum. Katılıyorum. Bu gerçekleşecek. Dediğimiz gibi en baştan nasıl girdik sohbete? Ya coğrafyanın her köşesinde bitkin düşmüş, perişan yiyeceği olmuş. Kalmamış, içeceği kalmamış, açlıktan, yoksulluktan artık çekirge sürüsünü yiyebilecek kadar mücadele veren ama bulunduğu yeri düşmana iradesiyle teslim etmemiş büyük bir milletin evlatlarıyız. Aynen, biz. Bu milletin evlatları bu savrulmalara, bu yalan dolanlara, bu siyasetçilerin bir kısmının kendilerine uygun nalıncı keseri gibi yontmalarına rağmen bu kör talihimizi yeneyebilecek iradeyi ortaya koyacaklardır. Bunu koydular. Atatürk'ün gençliği tabisi. Bir daha koyacaklar. Ve Türkiye gerçekten muhtaç olduğun kudret damarlarındaki kanla, sil kanda mevcuttur diye bitiren Mustafa Kemal'in o iradesini taşıyan insanlarıyla yok mudur kurtaracak bahtı kara madeni diye seslenen aydınına tabii ki vardır diyerek gereğin de yerine yapmış atalarının izinde giderek 3. bin yıla imzasını atacaktır. İnşallah bunun izlerini görüyoruz. İşte bir örnek verdiniz. Mardin'in kerpiç evlerinden çıkmış İstanbul'da Beşiktaş'ta benim de ayaküstü dostluğumuz olmadı ama tanıma fırsatı bulduğum o zaman yani 70'li yıllarda tanıma fırsatım oldu ama hukukumuz olmadı. Sadece hayal meyal hatırlayarak o grubun içerisinde dediğim Aziz Sancar gibi insanlar bize tam böyle umutlarımızın kaybolur gibi olduğu bir zamanda aldığı ödülle ve insanlık sahnesine verdiği katkıyla bilim dünyasına yapmış olduğu katkının ötesindeki önderlikle Türk milletinin nasıl aydın bir millet olduğunu, Türk milletinin evlatlarının nasıl her şeyi başarabileceğini göstermiş, göstermekte kalmayıp o ne diyor? Ben milletimin tekrar başarılı hikayeler yazacağına ve Türk milletinin damarlarındaki asil kana mevcut bir şekilde insanlık sahnesindeki haklı yeri alabileceğine yürekten inanıyorum. Onun için Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin diyorum demiş. Biz de Cenab-ı Allah milletimizi hangi inanç ve değerlere sahip olursa olsun, hangi coğrafyada olursa olsun bizim için hiç önemli değil. Çünkü Türk milletinin bir evladı tek başına faraza söylüyorum kutuplarda olsa, Sibirya çöllerinde olsa, başını göğe kaldırdığı zaman ya hilali görür ya yıldızı görür. Bazen ikisini de beraber görür. Dolayısıyla Türk milletinin bir evladının bulunduğu coğrafyada başını göğe kaldırıp da hilali görmesi veya yıldızı görmesi yeterdir. Bu milletin evlatları onun için bayraklarına ya hilali ya yıldızı ikisinden birini çoğu zaman koymuştur. Hatta çoğu zaman da ikisini beraber koymuştur. Biz hilali ve yıldızı gördüğümüz her yer Türk milleti için vatandır.
Onun için dünyanın her köşesi, dünyanın her tarafından başımızı göğe kaldırdığımızda hilali ve yıldızı görürüz ve hilal ve yıldızın olduğu her yer bizim için vatandır. Onun için gurbetçi dediğimiz bu milletin Anadolu toprağından çıkmış insanlarımızın bulunduğu yerlerde 3 kuruşu 5 kuruşu nasıl artırarak Anadolu'ya gönderdiklerini, geride kaldıklarıyla, kalanlarla paylaştıklarını ve kalplerini Türkiye ile ilgili attıklarını. Türkiye'dekilerin, şimdi siyasetçiler Doğu Türkistan'ı unuttular ama Türkiye'dekilerin Doğu Türkistan'ı, sokaktakilerin unutmadığını, Türkiye'lerin Balkan Türklüğünü unutmadığını, Türkiye'de, Türkiye'de yaşayan halkımızın Kafkasları unutmadığını, Ukrayna Rusya ile mücadele veriyor diyor. Ukrayna ya. Coğrafyasının nasıl Cemaziyel evvelinde Türk milletine coğrafya olduğunu, orada hangi milletlerin yaşadığını ve hangi milletlerin nasıl bir seyir sefer oluşturduklarını bilen bir millet olarak yarınlara koşuyoruz. Onun için Kanal 34'ten değerli meslektaşım ve kardeşim Adil Bey'in idaresindeki bu Kanal 34 televizyonun ekranlarından sizin gibi değerli bir memleket evladıyla Türk milletine hizmet etmiş, bürokraside yer almış, memleket insanıyla beraber olmaktan ve duygularımı, düşüncelerimi paylaşmaktan ben de ziyadesiyle memnun oldum. İnşallah başka programlarda hem siyaseti hem de dilimiz döndüğünce Türkiye'de olan bitenleri konuşma fırsatımız olur. Bu duygularla sayın izleyenlerimize çok güzel bir yaz diliyorum. Yani acı geçecek bir yaz aslında. Filmimizdeki gibi bir filmimiz vardı Acı Yaz diye. Dolayısıyla bir acı geçeceğini görüyorum, bunu hissediyorum. Dilerim Allah'tan, aymazlıktan kurtulurlar da tedbir alırlar. Ve dilerim Türkiye'de enflasyon, ekonomik anlamda tablolar hep böyle can sıkıcı, daha da can sıkıcı bir hale gelmekten kurtulur. Ama galiba akıllarını başlarını devşirmeyecekler baba, galiba bu tekerlek biraz böyle dönecek ve ama inanın ki tümsekte kalmayacak ve su mecağında akacak. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Huzurla, mutlulukla, sağlıkla kalın. Gördüğünüz gibi çok değerli bir dost, arkadaş, vekil, ülke insanı, kanaat önderi Sayın Nazif Okumuş, özü sözü bir insan. Tabii soracağımız çok şey vardı. Sığınmacılara girecektik. Dış dünyadaki Türklerle uğraşacaktık ama bizim konumuz bitmez. Başka zamanlara inşallah. Vaktimizi de açtık. Evet, açtık. Önemli değil. Sizinle zaten zaman çabuk geçer. Buradan tabii bizlere çok örnek olmuş büyüklerimize, her ikimizin de memleketi olan Sakarya'ya, tüm ülkeye selam saygılarımızı gönderiyoruz. Ben hem Kafkaslara hem Balkanlara hem Güneydoğu Siirt'i hepimize. Bizatihi de Orta Anadolu'yu. Siirt'i unutmayalım çünkü evde hanımefendiler biliyorsunuz o konuda efektif, etkindirler. Efendim tüm Türkiye'nin güzel insanlarına en ücra köşesine kadar selamlar, saygılar. İnşallah her günümüz öncekinden daha iyi olsun. Hepinize iyi bir yaz diliyoruz. Allah'a ısmarladık.